Bu felaket hala Amerika'nın en büyük tek uçak kazası olarak geçiyor. 25 Mayıs 1979, öğlen saat 12. O gün gökyüzü açıktı, rüzgar hafifti. Her şey olması gerektiği gibiydi. Ama kimse o uçağın yalnızca 31 saniye sonra havada dağılacağını bilmiyordu. Ve bu kaza gökyüzünde başlamadı. Haftalar önce bir bakım hangarında fark edilmeyen bir çatlakla başladı. Havacılıkta hiçbir hata küçük değildir ve her ihmal zincirin bir halkasını zayıflatır. Bugün sizlere yalnızca bir uçağın düşüşünü değil, bu zincirin nasıl koptuğunu, kazadan sonra yürütülen detaylı soruşturmayı ve alınan kararları tüm gerçekliğiyle anlatacağız. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz, kanalımıza abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bizim için gerçekten çok değerli olacaktır. Bu video, görgü tanıklarının ifadelerine, resmi kaza raporlarına, uluslararası haber arşivlerine ve uzman analizlerine dayanarak hazırlanmıştır. Anlatımın bazı bölümlerinde akıcılığı sağlamak adına küçük anlatı değişiklikleri yapılmış olabilir. Ancak American Airlines uçuş 191 faciası, tamamen yaşanmış ve resmi kayıtlara geçmiş gerçek bir havacılık trajedisidir. 25 Mayıs 1979, Chicago O'Hare Havalimanı, anma günü tatili öncesinde her zamankinden daha yoğundu. Terminaldeki panolarda sürekli değişen uçuş bilgilerinin arasında öğleden sonra saat 15'te kalkacak olan American Airlines 190 bir sefer sayılı uçuş dikkat çekiyordu. Uçağın rotası Los Angeles'tı. Yaklaşık 4 saat sürecek bir iç hat uçuşu olacaktı. O gün şehirde hava açık ve serindi. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esiyor, görüş mesafesi uçuş için uygun gözüküyordu. Havalimanı çalışanları görev başında apron trafiği kontrollüydü. Pistler olması gerektiği gibi kuru ve temizdi. Amerikan Hava Yolları 191 sefer sayılı uçuşta kullanılan uçak McDonnell Douglas DC-10 modeliydi. Tescil numarası N-110AA olan uçak American Airlines filosuna 1972 yılında katılmıştı. Geniş gövdeli ve 3 motorlu bu uçak o dönemde uzun menzilli uçuşlar için yaygın şekilde kullanılıyordu. 7 yıllık hizmet süresi boyunca büyük bir teknik sorun yaşamamıştı ve bakım kayıtları uçuşa elverişli olduğunu doğruluyordu. Uçakta 258 yolcu ve 13 mürettebat vardı. Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte uçuş tamamen doluydu. Kabindeki yolcular arasında iş seyahati yapanlar da vardı. Ailesine kavuşmaya gidenler de ancak hepsi sıradan bir uçuşa çıktıklarını sanıyordu. Kokpitte ise son derece tecrübeli bir ekip görev alıyordu. Kaptan pilot Walter Hermann Lux 53 yaşındaydı. Uçuş kariyerine Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde başlamış, ardından sivil havacılığa geçiş sağlamıştı. Bugüne kadar toplam 22 bin saatten fazla uçuş deneyimi edinmişti. Bunun yaklaşık 3 bin saati DC-10 tipi yolcu uçaklarında geçmişti. Soğukkanlı, kuralcı ve tecrübeli bir pilottu. Ekip arkadaşları onu sakin yapısı ve uçuşta karar verirken sergilediği netlikle tanıyordu. Bu uçuşu defalarca yapmıştı ve yine sıradan bir gün olacağını düşünüyordu. İkinci pilot James Dillard, 49 yaşındaydı. Uçuş kariyerine sivil havacılıkta başlamış, American Airlines bünyesinde çeşitli uçak tiplerinde görev almıştı. 9.275 saatlik uçuş tecrübesine sahipti. O gün uçağı pistten kaldıracak kişi oydu. Prosedürlere sadık, iletişimi kuvvetli bir pilottu. Kaptan Lux'la daha önce birçok uçuşta birlikte görev almışlardı. Kokpitte uyum içinde çalışıyorlardı. Uçuş mühendisi Alfred Udovich, 56 yaşındaydı. 1950'li yıllarda havacılığa adım atmış, 15 bin saatin üzerinde uçuş deneyimi edinmişti. DC-10 gibi 3 motorlu uçaklarda sistem takibi ve teknik destek büyük önem taşıyordu ve bu görev onun sorumluluğundaydı. Yakıt sistemi, hidrolik basınçlar, elektrik kontrolleri. Uçuş boyunca gövdenin içinden geçen tüm detayları denetleyecek kişiydi. Bu üçlü birlikte güven veren bir ekipti. Her biri kendi alanında deneyimliydi ve American Airlines prosedürlerine hakimdi. Günlük uçuş programları arasında 191 numaralı sefer sıradan bir rota gibi görünüyordu. Ama bu kez sıradan olmayacaktı. Saat 14.59'da uçak pist başına geldi. Kuleyle son temas sağlandı, kalkış izni verildi. DC-10'un motorları kalkış gücüne ulaştı, uçak pist boyunca ilerlemeye başladı. Yolcular koltuklarına yaslandı, kabin ekibi son kontrolleri yaptı. O sırada kimse bilmiyordu,
sol kanadın altındaki motor bu kalkışı tamamlamayacaktı. American Airlines 191 pistte tam güçle ilerliyordu. DC onun 3 motoru da maksimum itki üretmeye başlamıştı. Uçak yerden hafifçe kesildiğinde saat tam olarak 15.00'ı gösteriyordu. İlk birkaç saniye sorunsuz görünüyordu. Ancak o anda uçağın sol kanadının altında bulunan bir numaralı motor, bağlı olduğu paylon yapısıyla birlikte gövdeden bir anda koptu. Motor yalnızca ayrılmakla kalmadı. Önce kanadın üst kısmına çarptı, uçuş için kritik öneme sahip slat mekanizmasını parçaladı. Ardından dönerek yere düştü ve piste savruldu. Yaklaşık 8 tonluk bu dev parça DC-10'un uçuş dinamiğini anında bozmuştu. Uçakta şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Kokpitte hiçbir ikaz sesi yoktu. Çünkü sol kanadın elektrik ve hidrolik bağlantıları da kopmuştu. Birçok gösterge devre dışı kalmış, kaptanlar neler olduğunu yalnızca fiziksel hissiyatlarıyla anlamaya çalışıyordu. Kuledeki kontrolör ise şaşkınlık içindeydi. Uçağın havada yükselmesine rağmen sol motorun gövdeye bağlı olmadığını fark etmişti. Uçak 300 feet, yaklaşık 90 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Ancak sol kanadın ön kenarındaki slatlerin kapanması nedeniyle bu kanat artık yeterli kaldırma kuvveti sağlayamıyordu. Sağ kanat hala tam performansla çalışıyordu. Bu durum uçakta aerodinamik dengesizliğe yol açtı. Yolcuların çoğu neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kabinde panik başlamıştı. Pencereden dışarı bakanlar uçağın yana yattığını fark etmişti. Kabin ekibi de çaresizdi. Ne olduğuna dair net bir bilgi yoktu. Ama herkes aynı şeyi hissediyordu. Bir şeyler çok ters gidiyordu. DC-10 artık düşüyordu. Kontrolden çıkmış, geri çevrilemez bir pozisyondaydı. Saat 15.04'te, kalkıştan sadece 31 saniye sonra uçak Des Plaines bölgesindeki açık bir alana çakıldı. Burası havalimanından sadece 1.4 kilometre uzaklıktaydı. Çarpma anında uçağın içinde bulunan yaklaşık 80.000 litre yakıt bir anda alev aldı. Gökyüzüne yükselen alev topu kilometrelerce öteden görülebiliyordu. Enkaz geniş bir alana yayıldı. Uçak beton gibi sert zemine çarptığında parçalandı. Yangın çevredeki karavan parkı ve küçük bir atölyeyi de sardı. Kaza yerine ilk ulaşanlar civarda çalışan işçiler ve yoldan geçen araçlardı. Ancak enkaz alanı tam anlamıyla bir felaketi yansıtıyordu. Kurtulan yoktu. Uçaktaki 271 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Ayrıca yerde bulunan iki kişi de çarpma sonrası çıkan yangında can vermişti. Bu trajediyle birlikte American Airlines Flight 191 ABD topraklarında yaşanmış en ölümcül sivil havacılık kazası olarak kayıtlara geçti. American Airlines 191 kazasından sonra olay yerine giden ekiplerin ilk işi uçağın kara kutularını bulmaktı. Bunlardan biri uçuş bilgilerini, diğeri ise kokpitteki sesleri kaydediyordu. Neyse ki her ikisi de kısa sürede bulundu ve çalışır durumdaydı. Kayıtlar incelendiğinde kazanın sebebi yalnızca motorun kopması gibi görünse de aslında arkasında çok daha karmaşık bir zincir vardı. Uçağın bu kadar kısa sürede kontrolünü kaybetmesinin nedeni motorun kopmasıyla birlikte kanadın da hasar görmesiydi. Peki tam olarak ne oldu? Uçağın sol tarafında, yani kanadın altında bulunan bir numaralı motor kalkış sırasında yerinden tamamen ayrıldı. Fakat motorun kopması sadece o motorun devre dışı kalması anlamına gelmiyordu. Motor, bağlı olduğu parçayla birlikte kanadın üzerine çarptı ve oradaki önemli sistemleri de parçalayarak hasara yol açtı. Motorun bağlı olduğu yapı, uçak gövdesiyle motor arasında bir köprü görevi görür. Buna paylon denir. Bu yapı kopunca motorla birlikte düştü. Kanadın ön kısmında yer alan ve kalkış sırasında uçağın daha fazla kaldırma gücü üretmesini sağlayan hareketli parçalara ise slat denir. Bunlar kalkışta açık olmalıydı ama hasar görünce kendiliğinden kapandı. Kısacası sol kanat uçuşun en hassas anında çalışamaz hale geldi. Sağ kanat normal kaldırma gücü üretirken sol kanat yetersiz kaldı. Bu da uçağın dengesini tamamen bozdu. Üstelik motorun kopması sırasında kanadın içinden geçen bazı borular da yırtılmıştı. Bunlar uçaktaki sistemlere güç veren hidrolik hatlardı. Ayrıca elektrik kabloları da hasar aldı. Bu yüzden uçağın gösterge panelinde bazı uyarılar çalışmadı. Pilotlar uçağın neden sola doğru yatmaya başladığını anlayamıyordu. Çünkü slatlerin kapanması gibi hayati bilgiler kokpitte görünmüyordu. Ayrıca uçağın stall, yani havada tutunamayıp düşmeye başlama uyarısı da devreye girmemişti.
Pilotlar neler olduğunu sadece hisleriyle anlamaya çalışıyordu. Ama o anda saniyelerle yarışılıyordu. Gökyüzünde hızla yana yatan dev, bir gövde ve kokpit içinde ne olduğunu anlamaya çalışan insanlar vardı. İşte burada olayın en dikkat çeken kısmı devreye giriyor. Kazanın nedeni sadece kalkış anındaki arıza değildi. Uçağın sol motoru yaklaşık 8 hafta önce bir bakım sürecinden geçmişti. O bakım sırasında teknisyenler, üretici firmanın önerdiği prosedür yerine daha hızlı ve pratik bir yöntem kullanmıştı. Normalde motoru sökmek için önce motorun altındaki taşıyıcı parçanın, yani paylonun, gövdeden dikkatlice ayrılması gerekiyordu. Ancak teknisyenler bu adımı atlamış, motoru doğrudan uçağın altından bir forklift yardımıyla kaldırarak çıkarmıştı. Burada yaşanan sorun şuydu. Forklift, motoru kaldırırken ağırlığın tamamı tek bir noktaya bindi. Bu da paylonun uçağa bağlandığı yerlerde çok küçük ama tehlikeli çatlaklar oluşmasına neden oldu. Bu çatlaklar gözle fark edilemeyecek kadar küçüktü. Ama her uçuşta, her kalkışta o parçalara biraz daha yük bindi. Ve 25 Mayıs 1979 günü o parça artık dayanamadı. Uçak havalanmaya çalışırken oluşan kuvvet zaten zayıflamış olan bağlantıyı kopardı. Bu da motorun bağlı olduğu parçayla birlikte kopup düşmesine neden oldu. Ulusal Ulaşım Emniyet Kurulu'nun araştırmasına göre uçağın düşmesine neden olan tek şey bu bakım hatası değildi. Uçakta bazı tasarım zaafları da vardı. Örneğin, slatler normalde kalkışta açık durması gereken parçalar. Ancak motor kopunca bu parçalar hidrolik basınç kaybı ile birlikte kendiliğinden kapandı. Böylece sol kanat işlevini kaybetti. Kokpitteki göstergeler slatlerin kapandığını pilota söylemedi. Uçakta stall uyarı sistemi vardı. Ama bu sistem sadece bir taraftan güç alıyordu. O taraftaki sistemler devre dışı kaldığında uyarı da çalışmadı. Yani sadece motor değil, motorun kopmasıyla birlikte uçağın bütün dengesi çöktü. Pilotlar ne olduğunu tam anlayamadan uçak irtifasını kaybetti. Ulusal Ulaşım Emniyet Kurulu'nun raporu şöyle özetlendi. Bakım sırasında yapılan yöntem değişikliği yapısal hasara yol açmış ve bu hasar kalkış sırasında motorun kopmasına neden olmuştur. Bu durum uçağın dengesini bozmuş, pilotlara yeterli uyarı verilmemiş ve kazaya zemin hazırlamıştır. Kazadan sonra gözler iki yere çevrildi. Birinci olarak American Airlines, çünkü bakım sırasında önerilen prosedürler yerine daha hızlı ama riskli bir yöntem tercih edilmişti. İkinci olarak ise McDonnell Douglas, çünkü uçağın bazı sistemlerinin tasarımında açıklar vardı. Örneğin, slat sisteminin arızalanması durumunda uyarı vermemesi, stall ikazının tek kaynağa bağlı olması gibi detaylar kazayı daha da ölümcül hale getirmişti. American Airlines'a Federal Havacılık İdaresi tarafından $500,000 bir para cezası kesildi. Bugünün değeriyle milyon doları aşan bu ceza hem sembolik hem de ciddi bir uyarı niteliğindeydi. McDonnell Douglas ise DC-10'un tasarımında güncellemeler yapmak zorunda kaldı. Üretici, uçaktaki kritik sistemlerin tek bir hidrolik hat üzerinde veya tek bir elektrik kaynağına bağlı olmaması gerektiğini kabul etti. Bu kazadan sonra DC, onların bazı versiyonları modifiye edildi ve daha güvenli hale getirildi. Bu kazanın ardından sadece DC-10 uçaklarında değil, tüm havacılık sektöründe bazı şeyler değişti. Bakım prosedürleri yeniden yazıldı. Hız uğruna kısaltılan işlemler artık kabul edilmiyordu. Her aşama detaylı şekilde belgelendirilmeli, üretici tavsiyelerine tam uyum sağlanmalıydı. Tasarımda yedekleme sistemlerine öncelik verildi. Artık hayati sistemler yalnızca tek bir kaynağa bağlı olmayacaktı. Bu sayede bir motor ya da bir kablo hasar görse bile pilotlar en azından durumu anlamak için gerekli bilgiye sahip olabilecekti. Eğitim programları güncellendi. Pilotlara asimetrik kaldırma kuvveti gibi senaryolarla nasıl başa çıkacakları yeniden öğretilmeye başlandı. Bu kaza dünya çapında havacılık güvenliği kültürünün gelişmesini sağladı. Artık her bakım, her kontrol listesi, her prosedür zaman kazanalım diye değil, can kurtaralım diye yapılıyordu. American Airlines, 191 sefer sayılı uçuşta hayatını kaybeden 273 kişi sadece bir uçakta değil, bir sistemin eksikliklerinde kayboldu. Yıllar sonra Chicago'nun Des Plaines bölgesinde kazanın gerçekleştiği yere yakın bir noktada anma duvarı yapıldı. Üzerinde hayatını kaybeden herkesin ismi yazılı. O duvar bugün sadece bir felaketin değil, bu felaketten sonra alınan derslerin de bir hatırlatıcısı. Uçaklar artık daha güvenli. Sistemler daha dikkatli kontrol ediliyor. Ancak tüm bu gelişmeler işte böyle acı bir olaydan sonra mümkün oldu.
Eğer bu videoda anlattıklarımız ilginizi çektiyse, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki havacılık kazaları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.